arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız modelimizde fıstık dolgularımız var yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma çok güzel battanelerde örebilirsiniz bakınız şöyle görüldüğü gibi fıstıklarımızın yerlerini kaydırarak istediğimiz ölçüye gelene kadar büyütüyoruz modelimizi şöyle arkadan görecek olursak bakınız arka sıradaki kafeslerimiz görülmekte bir Sırada, yani arka sırada kafes ön sırada fıstıklarımızın olduğu bölümümüzü çalışacağız. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım kolay gelsin. Modelimizi kurmak için zincirimi çekiyorum ve üzerine hemen yerleştirmeye başlıyorum. Lastiklerimizin ya da her ne öreceksek alt zemini hazırladıktan sonra modelimizi direkt bu şekilde uygulamaya başlayabilirsiniz. Geriye dönüşümü yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasına batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Başlangıcımız ve bitişimizde iki tane trabzanımız olacak. Bir zincir yukarıdan çekiyorum. Bir zincir aşağıdan atlıyorum. İkinci yuvaya gelerek bir trabzan örüyorum ve kafesimi bu şekilde başlatıyorum. Bir yukarıdan zincir bir aşağıdan atla ikinciye bat. Bir yukarıdan zincir başını doluyorum. Bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir zincir başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve bakınız her neyin üzerine öreceksek örelim bu sıra üzerine örüyoruz bu sıradan başlamakta modelimiz bir atlıyorum bir zincir çekiyorum başını doluyorum bir zincir atlayıp sıradakine batıyorum ve sona kadar ilerliyorum yine sonda iki tane trabzanımızın olması gerekmekte Son kafesimize varana kadar hepsini ördüm. Bakın sadece bir zincirim kaldı son olarak. Hemen bir zincirimin içerisine de ikinci bir trabzan yapıyorum. Başta ve sonda iki tane trabzanımı bu şekilde ayarlıyorum. Hemen modelimizi devam ettiriyoruz. Bu modelimizin birinci sırası. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane kafesimi yapıyorum bakınız bir tane iki zincir iki trabzanım bir zincirim bir kafesim oldu bir tane zincirimi çekiyorum trabzandan sonra tığımın başını iki defa doluyorum yandan girerek bir yandan girerek iki ve üç defa trabzanımızın yanından girerek sarıyorum ve tek seferde fıstığı çekiyorum 1 başına doladığımı çekiyorum 2 ilmeğimi kapatıyorum 3 3 defa da bu kısmı kapatıyorum ve bir tane zincirim hemen çekiyorum sıradaki trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum bakın fıstığımızın öncesinde ve sonrasında birer trabzanımız var bir tane zincir çekiyorum İki defa tığımın başını doladıktan sonra hemen ilk gelen trabzanın yandan giriyorum. Üç defa sarıyorum. Bir, iki, üç. Bakınız birinci fıstığımı çekiyorum. ikinci başını doladığımı çekiyorum. Üçüncü olarak kendisini kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi hemen çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen bir tane trabzanımı örüyorum. Fıstığımızın sağında ve solunda birer trabzanlarımızı ördük. Bakınız fıstığımız yaprak gibi gayet güzel bir şekilde açıldı ve devam ediyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İki defa başını doluyorum tığımın yandan giriyorum. Fıstığımı örmek için başlıyorum. Bir, iki ve üç. Birinci kez fıstığımı alıyorum. İkinci başını doladım. Üçüncü, tamamını kapatıyorum ve hemen bir zincir çekerek bir tane ilk gelen trabzanın üzerine batarak trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum iki defa başını doluyorum yeniden 1 2 3 1 2 3 defa da kapatıyorum bir zincir çekip, ilk görmüş olduğum fıstık sonrası trabzanın tepesine batarak tırabzanımı örüyorum. Bir defa zincir çekiyorum. İki defa başını doluyorum. Yandan 1 2 3 1 2 3 defa da kapatıyorum. Bir zincir bir trabzan Evet son olarak bakınız fıstığımızı ve trabzanımızı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanımın üzerine gelerek birer birer batıyorum. Ve fıstığımızı ilk sırada bu şekilde kurdum. Hemen bir iki üç tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle görelim bakınız genel olarak. Aynı bakınız başlangıç ve bitişimiz birbirinin aynısı. İki trabzan var şu elimi tuttuğum yerde. Burada da bakınız iki trabzan kafeslerimiz Bastıklarımız. Örgümün 3 zincir çektikten sonra arkasını çeviriyorum ve şöyle bakalım arkasına. Bakınız birer birer trabzanlarımızı görmekteyiz. Her birisini. Şimdi iki trabzanımızı yan yana ördükten sonra 1 zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şekliyle başa kadar öreceğiz. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı hemen örüyorum. Yandaki iki trabzanımız bir zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum kapamış olduğum fıstığın üzerine gelerek batıyorum çünkü burada da bir trabzanımız vardı yanından girmiştim bir tane zincir çekiyorum diğer açıkta duran trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum bakınız etrafına dolaştığım trabzanımı örüyorum yeniden bir zincir Sadece bakınız kafeslerimizi örerek ilerliyoruz. Hem fıstıklarımızın hem trabzanlarımızın üzerine birer trabzan birer zincir örerek sıramızı tamamlayalım. En son iki trabzanımızı da yaparak tamamladım. Üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi bu sıramızda da yeniden alttaki gibi fıstıklarımızı kurmaya başlayacağız. Yalnız Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta modelimizi kaydırıyoruz. Şöyle bakın fıstık yaptığımız trabzanımızda fıstık yapmıyoruz. Bir öncesinde fıstığımızı yapıyoruz. Bunu da şuradan çok rahatlıkla anlayabiliriz. İki tane bakınız üst üste fıstık, trabzanımızın olduğu yerlerin yanından giriyorum. Diğerini atlıyorum. Bakınız ikisi üst üste bir önceki sırada ördüğümüz yani trabzan olarak ördüğümüzün belinden girerek fıstıklarımızı örüyoruz. Şöyle iki tane üst üste görünenlerden fıstık yaparak örgümüzü kaydırıyoruz. Şimdi başlayalım. 3 tane zincirimizi çekmiştim trabzanımı örmek için. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İki defa başını doluyorum. İlk fıstığımı yapıyorum. Bakınız. Yandan giriyorum. 1, 2 ve 3 1 2 3 önce fıstığım doladım ve ilmeğimi alıyorum bir tane zincir çekiyorum trabzanımın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum bakınız aşağıda da trabzanımız hemen iki defa başını doluyorum aşağıdan girerek alıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum 1 2 ve 3 defa da kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki bakınız trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve yeniden bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki trabzanımın bakınız iki trabzan üst üste iki defa başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımın üzerine batıyorum yeniden bir zincir çekiyorum ve bakınız modelimizi kaydırarak yerleştirmiş oluyoruz iki defa başını doluyorum iki trabzanım üst üste bakınız hemen araya giriyorum 1 2 ve 3 1 2 3 defa da örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimizi kaydırarak sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar modelimizi kurarak geldim ve en son fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. 2 trabzanımı yan yana hemen örüyorum. 1 ve 2. 1 2 3 arkayı çeviriyorum. Hemen 2 trabzanımız. Bakınız modelimizin tamamında olacak başlangıçta ve sonunda bir tane zincir çekiyorum. Kafeslerimi birer birer örmeye başlıyorum. Bir zincir, bir kafes. Bir zincir, bir kafes. Şimdi tekrar edeceğim bu kısmı. Acele ettiğimi sanmayın. Evet çeviriyorum şu şekilde modelimizi kaydırarak yerleştirdikten sonra bakınız modelimiz tamamen bu düzen üzerine devam edecek şimdi üçüncü sıramızda birinci sıramızda yerleştirdiğimiz şekliyle modelimizi yerleştireceğiz dördüncü sıramızda ikinci sıramızda yerleştirdiğimiz gibi yerleştireceğiz yani bu iki sıramızı yer değiştirmesiyle istediğimiz örgüleri örebiliriz arkasından ise her zaman Buradaki kafes sıramızı örüyoruz. Bakınız kafes sıramızı örerken lütfen ilmek kaybetmeyelim. Hem fıstıklarımızı aldığımızı hem trabzanlarımızı fıstıklarımızı trabzan hepsinin üzerine bir zincir bir trabzan şekliyle batarak öreceğiz. Devam ediyorum. Yeniden modelimizi üçüncü kez kuralım. Sonrasında istediğiniz örgülerimizi severek kullanırsanız inşallah. Sona kadar geldim. Her zaman örgümüzün sonunda zincirlerimizi çekelim ve çevirelim. Hemen ikinci trabzanı da örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Birinci sıramızda iki trabzandan sonra kafes yaparak başlamıştım. Hemen kafesimi yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakınız aradaki uzun olan, bakınız iki fıstık arasındaki kalan yere girerek iki defa başını doluyorum. Yandan alarak sarmaya başlıyorum fıstığımı. 3 defa sardım. 1 2 ve 3. 1 zincir tepesine batıyorum. 1 zincir 2 i̇ki, iki fıstık arasındaki tırabzanlarımın yandan giriyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Evet bu şekilde modelimizi kaydırarak biraz büyültelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde modelimizi yerlerine kaydırarak epeyce büyüttük. Sizler istediğiniz yerde modelimizi uygulayabilirsiniz. Çok güzel çalışmalarda kullanabileceğimiz hoş ve kolay bir model. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.